Selam dostlar, Battle Brothers'ın 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son bölümde hatırlıyorsanız bir kervan görevi almıştık bölümü tam kapatmadan evvel. Bu kervanı bir yandan teslim ederken adamlarımızın iyileşeceğini düşünüyorum. O zamanla. Buradan kimler geçmiş? Buranın askerleri geçmiş abi, problem değil. Hatta Karrakan'a da bir uğrayalım. Karrakan'a. Neler varmış Karrakan'da? Dishonored Noble varmış. Abi bizim Dishonored Noble'umuz oldukça iyiydi. Paramı da böyle harbur parama sormak istemiyorum. Abi Savaralt Abban'a da bakmama gerek yok. Bizim ki oldukça iyi o konuda da. Giderken yani. Bizim adamımız var. Kervan endimiz de var. Alchemist'e gitmeme de bir gerek yok. Satacak bir şeyim de yok sanırım. Envanterimde. Aslında şunları 3'e kadar düşürebilirim ya. Şöyle yapalım. Abi bütün üstündekileri satalım. Zaten bunları çok kullanacağım şeyler değiller. Üstündekileri durmasına gerek yok açıkçası. Kıç hangisi daha iyi? Bu daha dandik. Bunu sat. Evet, en son sağlam bir savaştan çıkmıştık galiba. İfritlerle mi savaştık? Tam da hatırlamıyorum. Biraz zaman geçti aradan arkadaşlar. Kayıt kontrolsüz akıyor. Ay kontrolsüz demişim. Problemsiz akıyor. Kontrolsüz yok kayıt arkadaşlar. En son galiba niyetim bunu teslim ettikten sonra yavaş yavaş yukarıya gidip fantezi kasabası adam almaktı. Hah! Abi gireceğim. Kaçarım eğer şeyse. Çok güçlerse. 6 kişiler. Bekle abi. Bize çok iş düşüyor bu savaşta. Abi gitmeyin, nereye gidiyorsunuz? Şuraya gelsene aslan parçası. Buraya gel. Efsanevi ya herif. Abi aç. Çok güzel. Birini indirdik. Efsanevi'ye çalışmaya başlamamız lazım. Abi bu arada oyunun şu an mod çıkarttı ilk efsanevi karakter bu arada. Şuraya geleceğim. Bir tekme atacağım. Ve şöyle geleceğim. Hiç iyi olmadı. Çok güzel. Onu yedin mi? Yedin abi. Modsuzdan kastım da şu bu arada. Hani normalde biliyorsunuz hep karşımıza çıkan efsanevilerin tamamı canavar modunun çıkarttığı efsanevilerdi şimdiye kadar. Abi inanılmaz iyi oldu. Hop 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 hop. Kaçış yok. Böyle gel abi. Onu kesinlikle yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. Gelsene. Tekme at. Umarım bunun peşinden koşarız. Koş peşinden. Biraz. Olabilecek en güzel şey oldu arkadaşlar. Çok güzel. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Hemen çıkan efsanevi silaha bakalım. Violent Band diye bir şey çıktı. 30-50 vuruyor. Yani çok güçlü bir yay değil. 45'miş zırh ignorlama puanı.
Ayrıca skill'ler eksi 2 daha az yorgunluk veriyormuş ve kendisi de 2 yorgunluk veriyor. Sadece dandik bir şey. Yani güçlü bir şey değil. Abi bu arada yeni takım alabilir miyim artık? Alırım ben. Rahat geçmeyecek. Bu belli oldu. Görevler rahat geçmeyecek. Dört tane okçu. Sıkıntılı. Üzerimize gelmelerini umuyordum. Ama gelmeyecekler. Belli ki. Hele hele bizim aptallar böyle atlarsa üzerlerine hiç gelmezler abi. Gelecekleri varsa da gelmezler yani. Zaten yürüyemiyorum ki abi. Böyle gel. Kaç? Hit range 5 kare 1 4 5. Buraya vurabiliyor. Buraya çalışabiliyor. Ama buraya gelirse daha iyi olacak. Buraya gel abi. Şimdi buraya sokalım. Oyunda normalde 1 AP harcayan bir skill olmadığı için bu arada o koydukları skill otomatik geçiyor fark ettiyseniz. Abi şöyle de böyle de 3'e vuruyorsun. Ama sanki şu 3 bize daha yararlı bir 3'müş. Veya şöyle bir 3. Bunlardansa böyle sanki bunları indirmek bir tık daha yararlı olacak gibi hissettim. Hani bunun bacağını yakman bir işime yarar. Çok güzel. Şurada dörtlü toplanmaları iyi oldu benim için. Evet güzel oldu o da. Dayan abi dayan. Vur indir şunu. Aslan parçası tek kalkanı. Of. Muhteşem oldu. Ne kadar muhteşem oldu sana anlatamam. Abi. Tertemiz. Bir tane tekmeyi at. Güzel, güzel. Burada killerimi çalsalar bile benim. Hani benim için önemli değil o kadar. Bu hayatta kalmak daha önemli arkadaşlar. Keşke hatta şurada hayatta kalabilseydim. Güzel. Gel buraya. Beyaz bayrak verir diye düşünmüştüm ha. Güzel. At tekmeyi yapıştır. Kaçacak. Ah be abi. Dersem etme seninki. Yani hadi kovalayalım. Bunu kovalayamıyorsak bu iş... Açtı her türlü. Aa yakaladık. Şanslıyız arkadaşlar. Çok çok şanslıyız hem de. Tertemiz. Tertemiz. Ve yola devam edelim. Derken belli bir mesafede bir grup canavarın ya yani bir grup insanın bilmediğin bir grup canavar tarafından saldırı olduğunu görüyorsun. Çoğu hayatını kaybetmiş. Yalnızca birkaç tanesi hani birkaç tane hayatta kalan ölüm çığlıkları atıyorlar. Onları kurtarmak için artık çok geç. Ama canavarları def edebilirsin. Ve değerli malları çökebilirsin. Veya daha iyisi kaçabilirsin. Canavarlar sana şey vermiyormuş gibi gözüküyor. Hani dikkat etmiyormuş gibi gözüküyor. Abi 8. bölümde final verebiliriz. Ork avcı. Diyorsun. O ne abi? Arkada bir canavar azıttı.
Abi şimdi şöyle. Arkadaki canavarı hiç bilmiyorum ya. Şöyle yapalım. Kurtmuş. Kurtu keseriz bence. Ne dediniz o işe? Abi yalnız hayvanın sesi bana korku verdi he. Abi. Beşinci kareden bunları çaktırabilirim şu anda. Gelsem acaba yakında dövüşleri nasıl? Abi sonsuza kadar savunamayız. Ne söyleyeyim, bunu mecbur böyle oynatıyorum arkadaşlar. Umarım atılmaz diyecektim. Atılmadı. Çok güzel. Kurt indi. Sadece ork avcılar kaldı. Ork avcılar normalde oyunda yok. Fantezi modunu getirdiği bir şey belli ki bu. Çünkü diğer modlarımda da böyle bir şey eklemedim yani özellikle. Abi fantezi modu zormuş ya. Bas tekniği. Adamı ölüme göndermiş olabilirim arkadaşlar. Dikkatsiz bir hareketti. Bunun Lone Wolf'u var, Doge'u var. Savunması gayet yüksek. Doge'yebileceğine inanıyorum. Öndeki adam için daha endişeliyim açıkçası. Daha vurmadı, vuracak. Abi tekme de at. Yani arkadakine dediğim gibi kolay kolay bir şey olmaz arkadaşlar. Siz kadar ona çalışabilirsiniz. Ve sen hayatın hatasını yapıp bana bir kare yaklaştın. Abi sen rotation at. Tamam. Buraya gelme. Bekle. Bu da çok tehlikeli şu an. Sen. Görece sen daha az tehlikedesin ya. At bir tekme. Nerede vurmayı dene. Güzel. Çok güzel oldu arkadaşlar. Onun ne kadar güzel olduğunu anlatamam bile size. Nerede? Savaş bitti. Zordu. Abi loot hani? Yazıklar olsun. Heh. Evet, zorlayıcı savaştan sonra adamların kazandı. Kurbanların tamamı öldü ama onların değerli malları zarar görmemiş. 700 altın kazandık. Parayı alıp burayı terk edelim abi. Abi takım sakatlar ya. Yani takım sakatlar değil. Takım sakatlar. Arkadaşlar. Yanlış olmasın. Orada Retinue'ye bakalım. Retinue'de hala 1600'üz. Bir sonraki ne zaman? 1800 var. Bir sonraki 1800'de açılıyor bir sonraki yer. O bir sonraki yere direkt şey almamız gerekiyor. Bu arkadaki adamların moralinin düşmesini engelleyen bir retirement
asker var yani. Emekli bir asker var. Çünkü morali çok düşerse de takımı terk edip kaçabiliyorlar arkadaşlar. Adamlar da kullanmadıkça moralleri düşüyor doğal olarak. Bu köye de bakacağım. 3-5 adam yani. Hani ben her türlüsüne kabulüm. Her satalım. Adam abi gözünü seveyim. Ne? Ay! Temple vardı. Ya. Kafama tüküreyim ben ya. Bu ne abi? Aha, Oracle. O Oracle'ın muhabbetini daha önce söylemiştim size yanlış hatırlamıyorsam. Hani kutsal savaşla ilgili bir şey. Şu anlık bizim alakadar eden bir durum değil. İleride kutsal savaş çıktığı zaman 3 tane farklı bölge var arkadaşlar. Daha önceki serilerimizde diğer ikisini görmüştük sanırım. Birisi antik şehir, diğerisi de şey. Diğerisi yalnız. Diğeri de... Umarım... Umarım üstesinden gelebiliriz. Bizim adamlar biraz iyileşmiştir umarım. Ya abi iyileşmişler bir tık. Buradan sıkabiliyor musunuz? Sıkıyorsun. Abi. Durmanın anlamı yok. Güzel, çok güzel başlangıç. Bekleyelim. Öne atılacağını bilsem bekletirdim. Neyse problem. Bir sonraki tur bunları yok ederiz. Şöyle işte. Diğeri antik şehir. Üçüncüsü de düşmüş yıldız. Düşmüş yıldız hatta girip okumuştuk da galiba. Ya da antik şehri mi girip okumuştuk. Oracle'da bir ara girip okurum. Ha, burada dur. Fark etmez. Orada dur abi. Şunun önü açık. Önü açık değil. Sen de gir savaş abi. Madem bu kadar istekliler bizimle savaşmıyor. Savaşsınlar bakalım. Aşağıdaki adama yardım etmem gerekiyor. De gir abi savaşa. Çok güzel bir yardım ettik. Herkes birbirine bu şekilde yardım etse... Dünya daha iyi bir yer olur. O eşeğe vurma. Elini. O ok atan elini senin bir tarafına monte etmek şart oldu. Arkadaşlar bir saniye hemen. Abi nasıl vuramazsın ona ya sen? Ne vurmam lazım? O eşeği hedefliyor. Güzel. Kim? Kim? Nasıl? Nereden? Aman aman. Olmasını en istemediğim şey oldu arkadaşlar orada. Abi. Ay buna sıksam. Eşek öldü gibi ya. O eşeği kurtaramam ben. Para da yat. Ayansız. Lan. Bu da öldü. Keşke eşeğin yanına inseydim. Gerçekten keşke eşeğin yanına inseydim. İt. Ne vurdun lan eşeğe? Bu kadar da canın var diye. Ha. Ona güzel kill verdik he. Net yedi yani bu kill'i de. Abi seni hayatta kurtardım. Bundan bir şey sayılmaz mı? Eşek öldü. Elimizle çekelim arabayı.
4 tane adamız abi. Büyü falan da yapabiliyorum yani. Burada değil miydi o ya? Değil. Kaçıyor zaten. Ha, kaçmıyor. Neyse, eşeğimi öldürüp kaçsaydı daha çok üzülürdüm bu arada. Gel şuna gel. Ya fazla cesaret ilerleme. Sen benim ana karakterime sittin, seni vuramaz. Stalker geldi, vuramadı. Ay ay. Vur abi şunu. Vur abi, vur abi. Ha? Bu herifi de overwhelmingle kurtarıyoruz ha. Yoksa sanmıyorum ki kendisi öyle dojlasın. Neredeyse öldürüyordun be aslan parçası. Oğlum sakın kaçmayı deneme bile. Güzel geldi. Eşek de gitti. Pek bir şey yok. Aha. Kervan hala gidiyor mu? Çok güzel abi. Ne kadar para vereceksiniz peki bana? 0 lira değil mi böyle direkt? Yarı fiyatını mı vereceksiniz? Evet. Yarı fiyatını verdiler. Hatta yarı fiyatından bir tık daha az aldım gibi. Oyun takıldı arkadaşlar. Heh, kendine geldi. Bunun görevine bakarız. Neymiş diye. Sattım onu. Altındakine tıklayacaktım. 110'luk miğferler durmasın. At abi bunların hepsini. Adam var mı bir tane? Bir tane güzel adam var olsun. Göreviniz ne abi? Haydutlar diyor, buralarda hani full geziniyorlar. Bizi korur musun diyor. Bize saldıracaklarmış diyor. Ne kadar abi veriyorsun? 200 görev başı 790'da görev sonu veririm dedim. 200'e 800'e çıkardım. 1000 altın. Hızlıca 1000 altın kazanabiliriz. Ama ihtiyacım yok arkadaşlar. Adam bulmaya ihtiyacım var benim. Adventurous Noble. Sen nasılsın? Sen gel. Ve Salesforce var bir tane. Sen nasılsın abi? Sen çöp çöp olursun. Bunu niye aldım arkadaşlar? Bunu birazcık kasacağız. Kultistleri neden kasarsın ki abi diyebilirsin. Zaten bir ton kultistin var. Kultistin. Hayrola, neden kultist kasmaya karar verdin diyebilirsiniz dediğim gibi. Arkadaşlar sebebi şu. Bir kultist kasmamız gerekiyor. Ya da iki kultist kasmamız gerekiyor. Bir de değil. Bunları atacağım çöpe. Görevlerin ne? Nereye gidiyormuş? 6 günlük mesafe. 4000 altın verecek. 1000'de görev başı. Kralçberg'a. Kralçberg neresiydi abi? Şuna bir bakalım haritada. Yukarıda bir yer mi? Rauch Karlenberg var. Rauchberg. Rauchburg. Bir aşağı gidiyor. Ambition'ımızı tamamlarız. Fantezi kasabasına yine uğrayamayacağız gibi. Evet, burada haydutlar varmış. Altın talismanı çalmışlar bunun. Önce bunu yapalım. Bu kısa görev arkadaşlar. Bekle. Şunu yapacağım. Bunu hızlıca yapacağım. Abi de gözünü seveyim, şunları bir iyileştir artık ya. Bir de Salesforce'da da bir baksam mı? Seyahat de.
Paranoyak. Miliskilo 2. Yok abi ya. Bay bay. Kendine iyi bak. Hayırlı işler. 12 tane hırsız. Bu muydu abi? 3 tane kafatası verdiğin görev. Gerçi adam sayımız az, ozdandır. Ha şey de var. Necromancer'da. Eşyayı buldukları eşyayı Necromancer'a satacaklarmış. Oo çok güzel arkadaşlar. Muhteşem oldu bu. Keşke diğerleri de öyle atlasa. Gerçi muhteşem olmadı. Şimdi bunları öldürsem zombi olarak yeniden dirilecekler. Şimdi Necromancer'ı öldürmem gerekiyor. Hızlıca. Necrocum nerede acaba? Necrocum. Sen bekle. Sen gel bakayım böyle. Sen şöyle gel. Böyle gel. Gel bakayım böyle. Bekle orada. Sen de buraya gel. Bu sefer farklı bir strateji izleyelim dedim. Sen de buraya gel abi. Neko'yu da göremedim hala. Stratejim buydu arkadaşlar. Nasıl strateji? Hoşunuza gitti mi? Buradaki adamlara soğuk ısırı veriyor. Eğer buradan çıkmazlarsa sanırım soğuk ısırının hasar aldı az önceki. Dur bakayım. Ya bak bir soğuk ısırından çıktı, kaçtı. Geri kaçamadı. Hoş bulduk Necromancer kardeş. Gel hadi buraya. Şuraya bakar mısınız? Yani seviye farkı barizdi arkadaşlar. Yani hani bunlara karşı yenilmemiz gibi bir şey zaten söz konusu yoktu, değildi. Ben de şu saldırıyı gördükten sonra ben de kaçardım yani. Şöyle bir savaş düşünseniz yani. Savaşmaya gelmişsiniz. Düşman tarafı sizi katlediyor. Yani bu öldürmek diye bu katliam arkadaşlar. Yani. Necromancer arkadaşlar bu şekilde kitlerseniz eğer, yani kitlemekten kastım böyle etrafında bir adam götürürseniz Necromancer gördüğünüz gibi diriltmiyor zombi falan. Kendi hayatını kurtarmanın peşine düşüyor. Abi bekle bakayım. Gel buna. Abi be. Tamam bitti savaş ya. Tipte artık serseri ayıyordu da kovalamayalım şu saatten sonra. Çok güzel. Helfrick seviye atladı. Bunu dediğim gibi arkadaşlar niyetim 6. seviye yapmak. Yani öyle çok bir seviye atlamasına değil gözüm. 6 olsun bizim olsun. Abi bu görevi de alıyorum. Şu gereksiz malları her çöpte satalım. Şu. Tamam. Biz en son kuku almıştık değil mi? Bakın arkadaşlar şu kukun şeyini de göstereyim. Mesela şimdi bak. Buradan bir balık aldım. 8 gün yazıyordu değil mi orada? Bakın şimdi burada kaç gün. Nerede balık? 10 gün.
Cook'un olayı bu arkadaşlar. Cook'la inanılmaz şekilde yemek hasılatı yaparak kar elde edebilirsiniz. Aşçıyla. Çünkü hani düşünsenize, yani marketten bir şey alıyorsunuz. Ve o ürüne bir şey yapıp hani olduğundan daha taze bir hale getiriyorsunuz. Daha uzun ömürlü bir hale getiriyorsunuz. Bunun böyle bir işlevi var. Yani inanılmaz şekilde alsat ile para kazanabilirsiniz. Yine eşekleri oynamaya karar verdiler. Eşyolu eşekler. İzin vermem. İkisi zaten ölüm fermanını imzaladı da. Benim şeyim, endişem şu an arkadaki okçu. Şuraya gel, eşeği koru abi. Sen buraya gel, okçuya dümdüz. Yardır. Abi gel buraya. Tekmeyi bas kafasına. Kafasına tekme attı ha. Evet. Nasıl savaştı arkadaşlar? Bayağı zordu ya. Gerçekten. Battle Brothers oynadığım en zor savaştı. Arkadaşlar bu şımarıklıklar hep böyle o şeyi yendikten sonra oldu bu arada. Ama de Battle Brothers hani düşmanım küçümsemem ama. O turnuvayı kazandık ya, bende bir şeyler değişti böyle. Hani o kadar emindim ki serinin o noktada bittiğine. Yani 6. bölüm benim için böyle bir hani şaka gibi bölümdü ya. Gerçekten şaka gibiydi yani, hani o diyor ya bak, hani söyleseniz, hani bak gösterseniz inanmazdım yani, derdim ki hadi lan oradan der. İmkanı yok kazanmanın. Evet, bir kadın böyle yandaki işte ağaçlıktan üzerimize doğru, yola doğru fırladı. Oh tanrıya şükürler olsun, dualarım cevap buldu. Lütfen benimle gelin. Büyük babam kuyuya düştü. Sanki biz ona çoktan hani yardım etmeyi kabul etmişiz gibi hemen geriye dönüyor. Hamdi bize bakıp omuz dikti. Evet, garip Wilhelm. Sen güçlüsün. Ona bir yardım eli uzat. Zaman ayırmaya değer olduğunu düşünüyorsun ve gidip bir bakıyorsun. Kuyunun başındayken o kuyunun üstünü kapaması gereken tahta parça kırılmış. Ve aniden yaşlı adam işte onun tepesini tamir ederken kendini kuyunun dibinde buluvermiş. Yukarı doğru bize bakıyor. Hey de, hey millet dedi. Şu an diyor işte oldukça zor durumdayım. E pekala. Wilhelm, garip Wilhelm bir tane şey fırlattı. Halat fırlattı. Ve diğerin hani halatın diğer ucunu da kendi etrafına bağladı. Sen ve diğer satılık kılıçlar kadının büyük babasını yukarı doğru çekiyorsunuz. Kuru topraklara. Adam bizim elimizi sıktı ve teşekkür ediyor. Ah lanet olsun. Sen buraya geldiğin için memnunum. Oraya işeyip sıçmaktan başka seçeneğim kalmayacaktı dedi. Yaşlı adamla biraz daha zaman geçirip konuştuk. Ve onun hakkında bir şey öğrendik. Bir süre sonra Wilhelm'in ortada olmadığını fark ediyorsun. Ona hani bakmak için gideceğimiz zaman kadının evinden çıka geliyor. Evet, kadın onun kaslarından etkilenmiş olmalı ve biraz da dokunuşunu hissetmek istemiş olmalı. Hiç şüphe yok ki yakında burada güçlü çocuklar olacak diyor. Evet. Biz ne peşindeyiz, Wilhelm ne peşinde, yani hani 2 dakikada hemen orada yani. Adamlarımız arkadaşlar yalnız bırakmaya gelmiyor. Hemen bir hovardalık, hemen bir uçkur peşine düşmeler. Yani güvenip de böyle grup falan teslim edilmez bunlara.
bir öyle adamlar değiller. Tamir kiti almamız gerekiyor acil bu arada. Paramız gayet güzel. Paramız gayet güzel hatta. Orada o şampiyonu kestiğimiz için ekstra para da kazandık. Bounty Hunter sayesinde. 400 ila 700 arası. Şu an gayet güzel durumdayız. Hep şunu bir teslim edelim. Abi bu dost da hakikaten uzakmış ya. En uzak rotadan mı teslim ediyorsun abi? Bu yolda başımıza bir şey de gelmez. 5000 altınlık görev. Gerçekten 5000 altınlık görev yani. Evet, kasabanın marketlerini araştırırken elinde böyle ipek kumaşlı olan birisi bize yaklaştı. Her parmağında böyle yüzükler falan varmış, parıldıyormuş. Orada da ilginç bir trofim var. Bir hani dev kafatası ve kemikleri. Bunun için sana 1125 altın verir. Kolay bir para. Adamın teklifini düşünüyorsun. Anlaştık abi. Arkadaşlar ben onu markette satsam hani 200-300 altın maksimum ederdi. 1000'e sattık şeyin kemiklerini. Tertemiz para. Kesinlikle fantazi kasabasına uğramamız gerekiyor. Şurada bir görev daha yapalım. Ambition tamamlayalım. Fantazi kasabasına doğru çıkalım. Sözde görevin başın yani bölümün başında fantazi kasabasına gittik. Ama çok iyi oldu ya. Böyle bir şeyi hatırlamıyorum. Event'i hatırlamıyorum. Yani fantazi şeyinin eventlerinden birisi mi yoksa normal eventlerden birisi mi hatırlamıyorum onu. Orklar benim peşime gelseydiniz ya. Yeni adamlar gelmiş ama hiçbiri benim için işlevli insanlar değiller. Abi bunu sat. Hammer'cımız var. Bunu sat. Ben buna ne verdim? Buna bunu vermiştim. 12. seviye olmuş. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar benden size tavsiye. Bu videoya çok bağlanmayın. Neden diye soracak olursanız eğer. Çünkü oyunda bu altistleri toplamın bir sebebi var. Güzel bu arada orklar bize geliyor. Alın abi. Çok güzel oldu bu. Şöyle yani hayatta kalır kalmasını umarım. Kalmasını istiyorum. Bu topladığımız kaltistler arkadaşlar. 200. günden sonra şöyle bir olayları var bunların. Bir ritüel gerçekleştirecekler. Ve bakın yani bilin bakalım ritüelin konusu ne? Ritüelin konusu arkadaşlar. En güçlü adamımızı öldürüp. Abi inanılmaz iyi vuruyorsun ya. En güçlü adamımızı öldürüp. Onun etinden ve kemiklerinden bize bir zırh yapacaklar arkadaşlar. Oyunun en güçlü zırhı. Abi bu arada bu ikisi kaçmıyorsa helal olsun yani şu noktadan sonra. Aa. Sen cesur musun sen? He? Benim işte senin cesurluğun. Hamdine güveniyorum orada ya. Şu bir tık health break için sıkıntı çıkartabilir. Hemen çözelim abi sıkıntıyı. Çözemedim. Hamdi niye bu kadar yavaştı? Paranoya bunu yavaşlatıyor muydu? Ona bir bakacağım bir sonra. Denizde. Kazandık zaten yani hani. Etmiyor ne yaptım da.
Güzel. Abi kovalayacağım tabii ki bunu. Kaçırmanın hiçbir anlamı yok çünkü. Tertemiz. Tertemiz. Şöyle hamle bir bakalım. Helfrick 3. seviye oldu. Çok güzel. Helfrick. Abi sana gifted vereceğim. Gifted vermemin sebebi arkadaşlar. Hani zaten dediğim gibi karakteri kullanmayı düşünmüyorum oyunun sonuna kadar. Hızlı gelişsin. Hayatta kalma olasılığı artsın. Evet. Hızına -30 veriyormuş. Paranoyanın olayı buymuş. Ya arkadaşlar şu orkların olaylarını da göstereyim. Mesela her skill kullanırsa -5 şey yani eksi fazladan -5 yorgunluk harcıyor. Veya mesela bunu kullanırsa her seferinde -5 fazladan yorgunluk harcıyor. Bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekildeymiş. O yüzden genelde ork ekipmanları kullanmıyorum arkadaşlar. Yani size de tavsiye etmem. 4000 altını aldık tertemiz. Burada biraz sabaha bekleyelim. Belki özel bir karakter vardır. Güzel bir karakter gelmiştir. Ort Taker veya bir Paladin çok işime yarardı. Huntmaster'a keza. Güzel bir Huntmaster. Abi şu Insecure olmasa belki bunu almayı düşünürdüm. Güzel bir Hunter da işime yarar. Abi Hunter'ın okla ilgili tek bir talentı yok. Defol git oğlum. Yanlış hayatta yanlış tercih yap. Güzel bir Ort Taker da işime yarar. Maalesef. Güzel bir Witch Hunter da işime yarar. Erkbert, seni aslında bayraktar yapabilirim ileride. Daha iyisini buluruz ya. Daha iyisini buluruz deyip deyip hiçbir zaman daha iyisini bulamayacağım. Abi yani sen neden Hunter'sın ya? Gerçekten ya. Abi o kadar zıt şeyler geliyor ki yani nasıl? Yok. Arkadaşlar bakın bu güzel. Yani şey çok güzel. Yani bravery'si güzel, işte fatigue'si güzel, yıldızlarının dağıldığı şeyler güzel ama yani bir ne abi? Bu kadar pahalı bir karakter arkadaşlar asla bir yıldızda kabul etmeyin yani. Hani bunun çünkü o karakterin ömürlük karakterinizden biri olacak demektir o kadar para bayıldıysanız. Ömürlük bir karakterinizin emin olun bir yıldız olmasını istemezsiniz. Maalesef. Maalesef güzel bir adam bulamadık. Karrakan'a gidip bir görev yapalım. Outlaw'lar varmış bir tane. Karrakan'da bir görev tamamlayayım. Şu ambition'ı tamamlayayım. Fantazi kasabasına yola çıkalım. Paranın da yani bir kısmını yedik. 2000 liraya yakın yedik. Belki daha bile fazla. Yapacak bir şey yok. Karrakan'da birileri var mı? Abi hadi bunu da göstermiş oldum. İyiymiş ya aslında. Ha bizimki aşırı iyi arkadaşlar. Öyle böyle değil. Fazla iyi bizimki. Gladiator da alabilirim aslında bir tane. Gerek yok. Kontratlara bakalım. İfrit avlama görevi. Yani başka görev varsa onu tercih ederim. İfritler pek benim sevdiğim tarzda görevler değil. Çok güzel. Nereye abi? Dahab'a. Bu ne diyor? 2 gladyatör. 806. Bunu yapalım bir. Arkadaşlar. Tabii ki ana kadrom abi. Saçmalama. Tabii ki ana kadromu sokacağım. Bekleyelim. Bunlar gelecektir zaten. Şu iki gladyatörü deşelim arkadaşlar. Aa bak çakallara bak. Neyse ikisini birden vurabildik. Güzel oldu. Bekle abi. Güzel zırhlarını yok ettik bile. Bekle.
Abi, ölümüne gitti herif. Yani... Has. Gerçekten ölümüne gitti herif. Hamdin de bu arada şey oldu. Arena Fighter oldu. Killing Frenzy mi versem? Indominatable mı versen? Başta Indominatable gitsin abi. Ya Hamdi'nin hiçbir şey yok. Mesela daha bu... Ay, if tavlamayı aldım. Anasınız. Abi sanki tersten takip ediyormuşum gibi hissediyorum. Aynen de öyle. İzler buraya doğru gitmiş abi. Evet, ifritleri takip ederken... bir Old Crone'la karşılaştık. Neden bilmiyorum. Bizim önümüzde böyle başı neydi? Paranın köleleri. Eğer ifritleri arıyorsanız siz. Tabii ki de. Sizin yüzünüze görebiliyorum bunu. Kadın bir yandan duraksadı ve bizim gitmekte olduğumuz noktayı işaret etti. Biz bu topraklardanız, anladın mı? Onlardan biriyiz. Ve zalim olanları cezalandırıyoruz diyor. Uyarıldınız diyor. Kendinden kork, canavarlardan değil. Bunların yaratılmasının sebebi... Abi adımlarına dikkat et ya. Deli bir kadınla karşılaştık arkadaşlar. Uzun lafın kısası ve bu ifritler nerede? İfritler. Öyle demiş ifritler. Gerçekten ifrit görevi en nefret ettiğim görev arkadaşlar. Yani nefret etmemin sebebini zaten anlayabiliyorsunuzdur. Heh. Onu da bulduk. Engage abi. 6 tane ifrit. Umarım çok böyle yüksek seviyeli değillerdir. Burası da Vaha. Bekle. Bekle. Bunu bir açalım. Buraya çak. Güzel çaktın onu. Bir tane daha çak. Bekle. Güzel. Bunu çakabilirsem öldürmeyi deneyeceğim onu. Güzel, bunların ortası birleşmedi. Bekle. Güzel. Ölümün kıyısında birleşecek arkadaşlar. Yani bu yüzden sevmiyorum ifritleri. Ben nefret ediyorum ifritlerden. Konuşmak gerekirse. Bekle. Dağıtma kendini. Sen dağıtma kendini. Gözün seveyim, dağıtma kendini. Yani bomboş fetigü harcatıyorlar size. Abi en azından şunu keselim ya. Hah, çok güzel. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. O dağıtacak kendini abi. Kimi vurursan vur, boşuna anasını satayım. Bir şey ki. Böyle elimde keşke bir büyü olsa, böyle bunların kendisini dağıtıp toparlamasını engelleyebilecek bir büyüm. Gel buraya. Güzel vurdun onu. Ah, dağıtmadı kendini, çok güzel oldu. Abi.
Neden o tarafa vurdun? Neden? Güzel. Gir abi araya. Fark etmez. Ben şuna ya destek atayım. Bizimkiler her türlü alır. Tertemiz kazandık. Olaydı. Tamamlandı. Buraya satacağım bir şey var mı? Şöyle hızlıca bir bakayım. Bunlar var abi. Ork ekipmanları. Onun dışında bir şeyim yok satacak. Bu var bir de. Ork ekipmanı. Bu da var. Buradan alacağım bir yemek var mı? Var. Bunları alayım. Şunu da alayım abi. Şimdi doğruca arkadaşlar fantezi kasabasına. Fantezi kasabasına en az iki güzel adam alabilmek istiyorum. Yani 14 bin parayla gidiyorum abi. Gittiğim para çok yüksek mi böyle? Bunları da böyle hani al satıyla falan birazcık 3-5 kuruş daha fazla para elde ederiz. Dediğim gibi yani hani gittiğim bu yüksek meblağ parayla en az iki adam bulmak istiyorum ya. Yani şöyle hakikaten böyle güzelinden şöyle var ya hani. Çok bir şey beklemiyorum bak. 3 yıldız beklemiyorum. 2 yıldız tamam mı? 3 yıldız çıkarsa canıma minnet. Ama hani beklentilerimden konuşacak olursak hani gerçekçi olacak olursak. 3'üne vur. Tekme dal. Gel abi. Kaçarlar zaten. Ben malımı biliyorum. Dur ben sana geleyim. Yine bana gelme zahmetinden kurtarayım abi. Destek at. Destek at aşağıdakini. Gerçi en desteğe ihtiyacı olmayan adama destek attırmam da yani. Çok güzel zamanlama arkadaşlar. Gel abi. Ve bunu şu an mesela Lone Wolf'u da etkin olacak. Hani uzakta olduğu için. Oy, sen seviye mi atladın? Yaratık ya. Yani diğer seride kaçıncı bölüme kadar geldik? Bunun gibi bir yaratık çıkmamıştı yani. Abi Brownie falan geç. Sana Backstabber ver. Crippling Strike ver. Abi fantezi kasabası. Fantezi kasabası. İki tane nomad da saldırmasın bize. Yedi tane haydut da saldırmasın. Sayılarına güvenip. Ya yani ne diyeyim ki arkadaşlar, ne diyeyim ki. Savaşlar çok kısa sürüyor diye gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü bunu da zaten 4x hızlandırsam ne hızlandırmasam zaten 4x hızda geçiyor. Normale kıyasla. Hani hatırlıyorsanız eski serilerde çok uzun süren savaşları 4x hızlandırıp şey yapıyordum. Bekle abi. Gel abi. Gel sen de buraya. Önce üstteki adamın totosunu kurtarayım. Çok kötü abi. Yani böyle bir krallık olabilir mi abi? Yani hani bu işi bitti sayılır. O belki bir tane tekme deneseydim kaçardı. Kanımı kırmayı denedim. Bu arada eğer bu bölümde ilk kez izliyorsanız şundan bahsedeyim bari savaşlar esnasında. Oyunda her silahın farklı özellikleri var arkadaşlar. Her silahın
Mesela baltalar kalkan kırarlar. Şu mesela şu gördüğünüz şimitar. Yani şimitar değil, ne diye geçiyordu bu? Cleaver. Cleaver sınıfı silahlar kan atır. İndirebilecek misin? İndiremedim. Ben buraya geliyorum. Gelemiyorum. Ya kaçsın o zaman. Hadi hayatta kaldınız. Ha kaçmadılar. İnanılmaz. Şimdi kaçıyorlar. Dediğim gibi her sınıf silahın farklı özellikleri var. Mesela bu gürs tipi silahlar uyutuyor. Bu zırh kuruyor. O yüzden kullandığınız silahlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani farklı silah kombinasyonları denemeniz gerekiyor. Bazı düşmanlara karşı bazı silahlar daha güçlü vuruyor. Mesela neyi kastediyorum? Mesela arkadaşlar Splash diye bir hani canavar var. Bir herif şey. Böyle bildiğiniz ağaç düşmanınız. Mesela o tip düşmanlara karşı balta daha mantıklı. Balta kullanma. Kendilerine doğal kalkan oluşturuyorlar. Ve sürekli yenileyebiliyorlar bu kalkanı. O kalkanı kırmak için zaten balkanın kalkan kırmasını kullanmak muhteşem oluyor. Tek seferde kırıyorsunuz baltanın kalkan kırmasıyla. Onun dışında mesela hani işte çekiç gibi silahlar keza onlara yüksek vuruyor. Çünkü zırh kırıyorlar silahlar. Yani bu tip böyle işte her mesela işte kılıç veya işte dagger hiç vurmuyor mesela onlara karşı. Ama mesela dagger'da yani hançerde zırhın içinden geçiren bir vuruş stili var arkadaşlar. Yani zırhı görmezden gelerek hasar verebiliyor. O zırhı görmezden gelmesi sayesinde şöyle bir buff'ı oluyor hançerin. İnsanlara karşı inanılmaz buff. Yani ve insanları hançer ile zırhını görmezden gelerek kestiğiniz zaman adamların zırhını düşürme imkanınız da oluyor. Çünkü zırhına hasar vermiş olmuyorsunuz. Böylece bedava miğfer, zırh elde ediyorsunuz. Yani onlara dikkat edin. Zaten daha önceki bölümlerde göstermiştim zırh nasıl elde edilir. Yani tabii ki bunda da gösteririz daha ilerleyen kısımlarda. Birazcık adam sayımın artmasını istiyorum. Abi şuraya bakalım. Gisbert. Nasılsın? Lan Gisbert. Bir tane de... Bir iki yıldız var ya yakın dövüş olsaydı Gisbert şu an bizimleydi arkadaşlar. Yani Fearless artı Quick çok güzel statlar. Yıldızların çok güzel yerlere. Edge Knight'a bir bakalım. Öpsün abi. Ama dediğim gibi en az 2 yıldız arkadaşlar. Yani daha iyisini bulabilirsiniz. Her zaman daha iyisi vardır. Her zaman öyle düşünün. Evet. Tüm o entelektüel yaklaşımlar ve işte doğru hareketlerle Güneyliler bizim rolümüzü yanlış anlamadılar. Bir Parlaska olarak. Kuzeyde seni satılık kılıç olarak çağırırlarken burada paracıl olarak çağırıyorlar. Peki onların diyor hareketlerine tavırlarına birazcık kafa yoruyorsun. Senin işte hani işine işini görmeni istiyorlar ve ona göre yaklaşıyorlar. Yani ileride bir kriz çıkabilir. Bunu hatırlasan iyi olur dedi. Ve güneyde ve kuzeyde bazı şey taşları var dedi. Yani köşe taşları var. Mihenk taşları var. Bu da paranın kendisi. Diller, ırklar, insanlar, dinler. Her şeye lanet olsun. Bir miktar paranın çeviriye ihtiyacı yoktur. Herhangi bir şeye ihtiyacı yoktur diyor. Sen parayı takip ettiğin sürece Güneylilerin gözünde kullanılabilirsin. Ve on hani senin tanrılığının büyümesiyle beraber onların cebine erişebildiği nokta da büyüyor. Daha fazla tanrılık kazandık. Adamlarımız mutlu oldu. Altın altındır abi. Güzel, ambition'ımızı tamamladık. Fantezi kasabasına bir gidelim. Hazır gelmişken maceracılar loncasından da bir iş yapalım.
Abi bana güzel şöyle adam sunman lazım. Çöp. 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 Çöp değildi ama attım. Sen bir dur bakayım. Plutonius. Çok fazla yemek tüketiyormuş bu arkadaş. Bir daha fazla yemek tüketiyor fazladan. Çöp. Dur bakayım sen. Çöp. Çöp. Üç cesaret, quick and death wish'i var. Üç cesaret çok iyi ya. Sen de duruyorsun abi. Çöp. Çöp. Daha da bayağı da var. Çok iyi birini bulursam direkt alırım. Çöp. 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 Aldım. ...2800 para bırakana kadar gidebilirim ya. Çöp. Çöp. Her zaman 2 dedikten sonra bunu alayım mı? Son... ...bir adama bakacağım arkadaşlar. Kime bakalım? Son bir adama daha bakacağım arkadaşlar. Ingrid sen çok pahalısın. Sana bakarsan seni alamam. Ucuz adama da bakmak istemiyorum. Ucuz et yahnisi yenmez. Konuşabilirsem. Çöp. Nereden birini alabilirim? Veya şunu. Abi şunu da şu 3 yıldız muhteşem. Şu dandik. Yani range skill hiçbir işime yaramayacak abi bu talent. Resolve olması fena değil. Bleeder kötü. Bir tur fazladan kanayacak demek. Baldomar arkadaşlar tam bir yani şey yapabilirim bunu. Bir de hani bayraklar yapabilirim bu herifi. Alıp. Şöyle yapalım. Bunu alıp bayraklar yapalım. İnisiyatifi de yüksek. Bunu bir dodge kasarız var ya. Bir de adam deadwish. Yaralansa bile morali düşmüyor arkadaşlar. Yani moralinin düşmemesi inanılmaz bir şey ya. Death Wish artı Resolve gelmesi. Yani şu Initiate, yani şu Quick yerine arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Fearless gelseydi tamam mı? Bunu derdim ki. Bunu hani bu başka bir çar olur. Yani zaten şu anda başka bir çar da. Bunu mecbur alıyorum ya. Bu güzel yani. Yeni aldığımız adamlara bakalım. Sigbolt. Üzerinde Gladiator Harness varmış. Abi sen Gladiator Harness'ı geç. Sigbolt Reis. Biz aslında sen polearmcısın ya şu anda. Polearm hammer var elinden. Seni yani senin istediğim her şeyi verebilirim abi sana. Polearm hammer vermeyeyim sana o yüzden. Sen şimdilik şöyle git daha sonra sana longsword veririm ya. Ha şimdilik böyle git. Kafasına da miğferi verelim arkadaşlar. Bunu vereceğim. Baldomar. Kendisi bir neydi o ırkın adı? Oyunun birinci bölümde göstermiştim bu ırkın adını. Hatırlayanlar varsa. Abi sen gel buraya polarmcısın tamam mı? Gladiator Harness'ı da buna verelim. Nerede Gladiator Harness? Evet. Bir de şundan şöyle yapacağım şimdi arkadaşlar. Bundan bunu çıkartalım. Buna böyle ekstra inisiyatif mi versek? Yoksa abi çevresini saran düşmanlar korksun. Tamam mı? Buna da bunu verelim. 100'e çıksın en azından. Evet maceracılar loncasında bir görev. Tüm düşmanları def et diyor görevimiz. Bu neymiş abi?
Dev kurbağalar. Peki. 3 tane. Aa, bu statü ne güzelmiş ya. Big Bolt. Abi. Dev kurbağaların ne yaptığı konusunda hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bekle be. Nasıl hasar alıyorlar? Güzel hasar yiyorlar. Mümkünse hiç yakın dövüşe girmemeyi planlıyorum. Ama yani yapabileceğim en mantıklı karar bu gibi. Toplu vurup vurmadıklarını bilmiyorum arkadaşlar. Yani hiçbir fikrim yok düşmanımızla alakalı. Big Boss şöyle gel. Eğer toplu vuruyorlarsa en azından böyle hepimize birden vuramasınlar. Tek niyetim o. Ölseler çok işime gelir. Ne yaptıklarını göremedik. Bizim için bir yandan kötü, bir yandan iyi. Naçizinler gibi şey verdi. Glowing Pearl falan verdi. Yani 330 altın. Yani hiçbir şey. Başka görev yapamıyormuş. Bir de hırsız loncasına bakalım. Neler gelmiş? Şürüken gelmiş abi. Fırlatma silahı. Rastgele zırh var. Rastgele miğfer var. 100 ila 350 arasında. Denemek isterdim param o kadar, hayvan gibi param olsa. Minik silah bakar mısınız abi? Dragon Slayer zaten bu şey. Berserk'ten gelme silah. Neyse paramız yok. Kalmadı bir paramız. 3 kuruş 5 kuruşumuz kalmadı. Şeyleri satabilirim. Bir saniye. Sat abi. Two-handed cleaver. Dursun. Two-handed cleaver. Aslında two-handed cleaver'ı benim yeni adama verebilirim ya. Sat bunları, sat. Şeyi de satalım. Nerede o? Oyuncuklar. Daha az para ediyormuş ama olsun. Çok da önemli değil. Evet. Şu an sağlam bir şey yaşadık. Artış yaşadık. Şöyle de gidelim. Abi 1050 yani profesyonel ulaşma ambition'ın gelmesi gerekiyor artık bize. Bu vakte kadar gelmesi saçmalıktı zaten. Burada da amma güzel adamlar varmış ya. Yani hani güzel olup olmadığını bilmiyorum da arka plan olarak güzel adamlar varmış. Neyse devam. Nereye abi? Devam. Devam da nereye devam? Buradan devam edelim ya. Görevler yapalım. Dediğim gibi şu an beklediğim ambition hani o ambition. 1050 şeye ulaşma ambition'ı tanınırla. Çünkü buralardan görev yapabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani şu an görevlerimiz açık değil. Hallederiz bunları. Tek isteğim şu adam ölmesin. Sigbolt, yani Sigbolt'un ölmemesi lazım arkadaşlar. Abi Sigbolt da barbar zaten ha. Yüksek ihtimalle yani hani barbar şeyle. Abi bunlar atılabilirim ya direkt. Bekle ama seninle atılmayayım da. Halfrik. Halfrik. Abi. Böyle atmak istiyorum. Böyle var ya, hepsinin ortasına atmak istiyorum. Yarmak istiyorum da. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Ufak bir destek. Buraya gel. At şuna tekmeyi. Baldur sen de buraya gel aslan parçası. Şurada ufak bir destek. Orada yanlış bir noktadan atış yapıyor yani hani. Şuraya gelse. Oy, o ufak desteğe gerçekten ihtiyacımız varmış. Abi. Kesin. Sana kaldı. Çok güzel. Abi indominant bulaştı. Gerek yok başka bir şeyle uğraşmaya.
Buna ufak bir destek. O kaçtı mı? Gel buraya. Her ikisi de kaçıyor. Ha. Yedik. Abi çok iyisin. Tertemiz arkadaşlar. Tertemiz. Seviye atladı mı? Atladı. İslam parçaları atladı. Her ikisi de. Abi şimdi bakın. Birazdan göstereceğim o farkı. 3 yıldız olmasının farkını. Zaten ana karakterinden biliyorsunuz da. Alfrik. Sana ne versem? Abi bunları ne versem vereyim önemli değil sana ya. Sana gel ben şey vereyim. Rippling Strike vereyim. Sigbolt. Abi. Sen takımın en önemli karakterisin şu anda. Biliyordun tabii ki. Valdemar. Sen de takımın en önemli ikinci karakterisin abi. İstiyordun. Ve bunun Bright gelmesi arkadaşlar çok güzel. %10 da fazladan tecrübe oradan alıyor. Ve Student'la kombinleniyor. Yani şu an %30 fazladan tecrübe alıyor demek. Valdemar. Bir daha ne olsun? Görev ne? Anholt avı. 1000 altın. Kaç Anholt? Bunları satalım. Barbarların eşyaları. Barbarların çer çöpü desek de olur yani. Defense Sword vermeyi düşünmüyorum ona güzel. Kaç tane Anholt avlamız istiyor? Yukarıdaki Anholtları avla. Aa rütünde yer açıldı. Bu taraftadır diye umut ediyorum. Evet. Doğru umut etmişim. Burada kurtların ini varmış. 3 Anholt. Abi o orduya ya da bir yere çekmek istiyorum ya sizi. Anholt kardeşim. Kimin peşinden gidiyorsunuz lan? Abi saldıralım. Sen kendine geldin mi? Biraz daha kendine gelmiş olmanı isterdim. Beraber durun abi. Buraya gelse daha iyi. Her şey. Big Bolt ölmeni istemiyorum. Geri dur. Ne yaparsın? Sen Indomitable açabiliyorsun. Pirvol buna yaşıyor muydu ya? Hatırlamıyorum arkadaşlar. Helfrich. Sen burada bir tık kurbansın. İşliyor muydu hatırlamıyorum. Indomitable da vereceğim o yüzden. Sen dur. Indomitable gördünüz arkadaşlar. Onu arkaya kaçırın. Problem değil. Sen bekle. Gel buraya. Vur buna. Kaç abi. Buraya gelirlerse çok büyük yanarım. Indomitable aç bekle. İkilden devam mı vurmaya yoksa buna mı? Abi. Kaçın abi. Sen de kaç abi. Kaç. Indomitable etkisini görüyorsunuz. Aldı hasarın küçüğünü. Sen böyle kaç abi. Seni yakalamasın Valdemar.
Abi hasar çıkar. Mecbur geleceğiz. Bekle. Bekle. Önce vursun. Biz daha sonrasında hasar çıkartmayı deneyelim. Bunu vursak bunu vuramıyoruz. Abi sen indominantable devam. Mecbur geleceksin bana. Ne yap? Ben olmasını istemediğim şey oldu arkadaşlar. Yalan. Ne vurmam gerekiyor şu anda? Gel yakınına vur ya. Bu hiç yoktan şöyle iyi oldu arkadaşlar. Peşinden gitmesini engelledi. Senin ben... Ama abi yani 3 yıldızın var senin ya. Sen vurabilmen lazım senin. Hayatımın hatasını yapmışım onu oraya götürmekle. Çok kötü durumdayız arkadaşlar. Çok kötü durumdayız. Eğer bir şekilde kaçarsa sıkarız. Kaçamadı. Denemek istiyor muyum? Denemek istemiyorum abi. Aç. Fun. Fun. Çok güzel. Kaç abi kaç. Sen de kaç abi. Kaç abi. Güzelsin. Abi senin burayı canın pahasına savunman gerekiyor. Böyle geleceksin o yüzden. Kaçıyorsun abi. Bekle. Sen buraya atlayabilirsin. Gel bakayım buraya. Ne yapacağını merak ediyorum. Sıkıntı. Büyük bir sonraki tur eğer bundan hızlı oynarsa ağzımıza tükürür. Yakaladım. Böyle oldu. Kaç abi. Kaçamıyorsun. Böyle gel. Geç. Dominant double açamıyoruz. Geç. Şöyle gel. Şöyle gel. Gerek yok abi. Büyük gücünü arttırmaya. Gerçi büyük gücün değil sadece milli damage'i de arttırıyordu. Dinlenmeye devam. Aman aman. Aman 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 arkadaşlar. Aman 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 aman. Taraftan yaklaş. Çok güzel beyaz bayrak verdirdin ona. Böyle gel. Bunu atsam bunu yapamıyor.
Şey yok. Beyaz bayrak verdiği için hepsi şimdi buna çullanacaklar. Sen abi kaçıyorsun şuradan, uzaklaşıyorsun. Bunu beyaz bayrak verdiği için döveceğiz arkadaşlar. Tek bu kalacak. Gel sen de buraya. Eğer olur da kaçarsa diye maksat. Bölümün en zor savaşı bu olacak. Hatta bu savaştan sonra yani görevi teslim eder kapatırım. Geç abi Spot. Abi gördüğünüz gibi Vaettir yani taşıyor. Vaettir olmasa şeyi alırdık yani. Başka bir şey alırdık arkadaşlar. Savaşı değil, başka bir şey alırdık. Ben ne olduğunu söylemeyeyim. Siz anladın. Herif tek başına tanklıyor ya. Abi oraya çok yaklaşma. Bekle. Bekle abi. Bekle. Güzel vurdun. Bekle abi, gereksiz risk almayacağım arkadaşlar. Hiç gerek yok. Bu noktaya kadar canını iyi düşürdük. Bir gereksiz müsamaha edilmesine gerek yok. Beyaz bayrağı da zaten vermek üzere artık. Yani diyebilirsiniz abi, büyücünü iyi kullanamadın diyebilirsiniz. Yani haklısınız, büyüler kullanamadım büyüleri ama. Yani şöyle bir şey var. Abi. Hani. Tanklayabilecek adamım yoktu bu savaşı. Vaettir'den başka. Hani problem oydu. Ödemeyi alma vakti. Böyle ne kadar olmuş? 1,5 saat olmuş. Oha. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler derken son şeyi de alalım. Hala 1050'lik gelmiyor. Bunu alacağım arkadaşlar. 2000 altına bayrağımızı alalım artık. Diyor ki bayrağa ihtiyacımız var uzaklardan tanınabilmek için. Bir tanesini yapmak pahalıya patlayacaktır. 2000 altın biriktirebiliriz bunun için. 2000 altına ayırabiliriz diyor. Tamamdır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.